İş yamanmış ki ya. ...2014-6-7 Ekim olayları hem özelde bizim Kızıltepe için, genelde tüm memleketimiz için dramatik bir tabloyla bu hal karşı karşıya kaldı. Ve tabii bunun iç dinamikleri, dış dinamiklerini irdelemek gerekir. Bölge açısından meseleye baktığınız zaman özellikle bölge halkı bir travma yaşadı. Dükkanların yakılması, insanların saldırıya uğraması... Burada iki tane yabancı uyruklu sadece kılık kıyafetinden dolayı katledilmeleri olayın vahametini gösteriyor. Yani özellikle bu 6-8 Ekim olaylarında bölge açısından meseleye baktığın zaman bunun altyapısında
bizim gençlerin, bizim çocuklarımızın neler yaşandığını, neler bilmesi gerektiğini irdelememiz gerekir. Çünkü 15 Temmuz darbesinde bunun altyapısını hazırlamayla ilgili bir çalışmaydı. Biliyorsunuz 80 darbesinde bu 80 darbesine meşruluk kazandırmak adına katliamlar, kaos, altyapısı hazırlanmıştı. Aynı senaryoyu 15 Temmuz darbesinden önce 6-8 Ekim olaylarında da bizim bölge, özellikle Kürt bölgesi seçilerek bütün memlekete yayma adı altında bir kaos, bir öldürme, bir şiddet formatına girdiklerini gördük. Ve tasfiye söz konusu. Ve bu bölge içerisinde İslami oluşumları, İslami şahsiyetleri istemeyen bir projeydi. Ve hepinizin malumu olduğu gibi biz birebir Kızıltepe'de bunu yaşadık. Tüm bölge halkı bunu şahittir. Dindar kişiler sadece sakalından dolayı, kılık kıyafetinden dolayı, takesinden dolayı saldırıya uğradıklarını gördük. Herhalde bunun en canlı şahitleri de Kızıltepe'de yabancı uyruklu olan. Yani birisi Suudi'den, birisi de Suriye'den bacanak olan iki kişi sadece kılık kıyafetinden dolayı katledildiler. Sadece bu algının oluşturulmasına kurban giden bir tablo, bir acı tablo yaşadık. Diğer açıdan meseleye baktığımız zaman bunların sorumlularıyla ilgili, bunlar kimdir, nereden kaynaklandı? Evet, bugün herkes bu olayların tasvip edilmediği, bu olayların hem bölge üzerinde hem bizim Türkiye üzerinde, memleket üzerinde bir travmaya yol açtığını söylüyor. Peki suçlular kim? Yani suçlular, evet, hepimizin malumu olduğu gibi hem sokağa davet eden hem sokağa çıkan bazı taşeron örgütler, malum taşeron örgütler birilerine hizmet yapıyordu ve ana suçlular sadece sahada olan değil, bir de sahaya davet eden bir kesim söz konusudur. Halkımız bunları tanıması gerekir ve bölge halkı için bunların nedenli bir sistem, nedenli bir ihanet içerisinde olduklarına şahit olmuştur. Buna şahit hepimiz olduk. Bölge halkı da bunu farkındadır. Diğer taraftan özellikle kolluk güçleri, güvenlik güçleri ve bunlara alan açan, yani bazen işte yorumlarda baktığımız sadece sanki sahaya çıkan, sahaya davet eden kesimler suçlanırken diğer taraftan bunlara alan açan, bunlara göz yuman, bile bile kaosa sürükleyen kesimlerin, güvenlik güçlerinin de devlet kurumları içerisinde, ihanet içerisinde olan ve 15 Temmuz darbesine taşeronluk eden, zemin hazırlayan kesimlerde yargılanması gerekir. Kızıltepe halkı, evet, esnafıyla, halkıyla gerçekten bir travmayı yaşadı ki çünkü artık hiç kimsenin can güvenliği yoktu. Birçok üyemiz saldırıya uğradılar. Bu bulunduğumuz parti binası dahi işte kendini bilmezler tarafından yakıldı. O günü hatırladığımızda, yani bütün halk olarak bunu hatırladığımızda yakmalar, öldürmeler, saldırılar akla geliyor. Şimdi baktığımız zaman iş yerlerinin, özellikle AVM'lerin yağmalandığını gördük. Yani bütünüyle böyle aleni bir şekilde o malların çıkarıldığını gördük. Bunun yanında özellikle resmi kurumlar olan, bunun haricinde evet siviller, fakat bankaların saldırıya uğradığını gördük. Özel sektörler, yani bu AVM'lerdir, alışveriş merkezleridir ve birçok iş yeri bile bile bunlar yakıldılar. Şimdi bir de bölgenin bir hassasiyeti vardır. Şimdi özellikle bölge insanını bahsederken misafirperverliğiyle bilinen bir halk olarak biliyoruz. Şimdi bu Kızıltepe'de katledilen ve bacanak olan, birisi Suudi Arabistanlı, birisi Suriyeli, onun ziyaretine gelmiş ve burada sadece kılık kıyafetlerinden dolayı kendilerini durduranlara misafirim demelerine rağmen, yalvarıp yakarmalarına rağmen acımasızca katledilen ve bu kesimin, öldürenlerin nasıl bir cani ruha sahip olduğunu anlamak adına onlar üzerindeki paraları da alıyorlar. Yani sözde Kobane'ye sahip çıkma ama tam tersi memleketi, yaşadığı bölgeyi, yeri, mahalleyi Kobane'ye çevirme ve dikkat ederseniz silah satan, yani ruhsatlı silah satan dükkanlar yağmalandı. Yağmalanan bu dükkanlar, alınan silahlarla yine bölge halkı saldırıya uğradı. Bu acı bir tablodur.
Yani bir taraftan bir yere sahipleneyim derken sözde, tırnak içerisinde söylüyorum, tam tersi bir tabloyla Kızıltepe halkına saldırıldı, yağmalandı, talan edildi, yakıldı. Bu 6-8 Ekim olaylarını hatırladığımızda bir tek kelime söyleyebiliriz. Harabe bir Kızıltepe olarak gözümüzün önünden geçiyor.